bugün konumuz uykusuzluk. <laughs> Kişi rahatsız edecek düzeyde uyuyamama, az uyuma genelde uykusuzluk olarak ifade ediyoruz. Uykusuzluğun nörolojik, biyolojik, psikolojik nedenleri bulunabilir. Kısa bir süre, bir iki gün uykusuzluk çekmeni çok önemli değil. Ancak uykusuz geçen gecelerinizin sayısı arttıkça ve uykusuzluk yaşam kalitenizi düşürdükçe bir sorun var demektir. Gündüz verimli olmanızı engelliyorsa uykusuzluk, yaşam kalitenizi düşüyorsa bir uzmana başvurmakta yarar var demektir. Uyku hayatımızın biliyorsunuz üçte biri, yaklaşık üçte biri. 24 saat, üçte biri 8 saat. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası sevgili dostlar. Küçükken çocuklara ne denir? Hadi EE -e yapalım denir. Başladı. Bir de bebek küçükken bir yaşından önce anneler babalar bebeğin gözünün içine bakarlar. Şu uyusa da biz de uyusak diyerekten. Ya da evde çalışacaktır, işi gücü vardır ila. Çocuklara ne denir? İşte ne zaman gelecek? Dedem ne zaman gelecek? Babam, annem ne zaman gelecek? ...yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız... ...yatacağız kalkacağız, gelecek denir. Şimdi çocuk için... ...yatıp kalkmak önemli bir belirti. Gece ile gündüz arasındaki... E, ...tezatlık, farklılık. Yatacağız kalkacağız. Mihal ile ilgili... E, ...Durgun Akardı Don... ...romanı... ...onunla ilgili... ...onun hayatıyla ilgili... ...beni etkileyen bir anı... ...bir olay. Şimdi doğruysa... Şaholov e, Don Nehri kenarında yaşıyorlar. Çadırları da var. Yaşı ilerlemiş. Bir gün e, öğleden sonra oğullarıyla kaç oğlu varsa öyle uykusuna hazırlanıyorlar. Yeni yatmışlar çadırda. 2 üç oğlu yatmışlar. Ve at sesi geliyor. Dört nala geliyor. Haber veriyor büyük bir ödül kazanmış. Şimdi bu beni gençken etkilemişti. Yani herkesi etkilemeyebilir. Hitler'in mimarını hangi görüntü etkilemiş? İlk Hitler'le tanışacak, girmiş o diye Hitler tabancasını temizliyor. Mahvoldum diyor. Hocam ben görsem bunu beni etkilemezdi. Ee, yani hiç kimsenin Atatürk'ün bile tabancasını temizlemesi beni etkilemezdi. Beni şöyle bir masa vardır. Atatürk okur. Perdeler var. Yerde Fox yatıyor köpeği falan. Beni o etkiliyor. Annemin çalışma masası, ceviz masa, üstü cam. Orada çalışması etkiler. Etkilemiştir. Şimdi bu olay beni niye etkiliyor? Yani bir süre önce fark ettim. İlişki kurdum. İnsan yaşamında ilişkiler kurdukça, anıları arasında ilişki kurdukça kendisiyle daha iyi tanışır. Ben küçükken öğleden sonra herhalde uyumak istemiyordum. Babam da annem de uyumamı şey, uygun görüyorlar. Şimdi babam sanırım şimdi tahmin ediyorum beni uyutmak için öğlen olmuş yemek yemişim biraz bir saat bir uyumam iyi olacak evde okula gitmiyorum. Babam tutar yatağı yatağına yatıyor pijamasını giyip de yatıyor. Ben de kendi yatağıma yatıyorum. Yani baba oğul birlikte yatardık. O zaman için çok basit olan bu olay. Demek ki bir yerlerde bilinçaltında anılarım arasında önemli bir yer tutmuş. oğulları oğullarıyla birlikte çadırında Don Nehri kenarında çadırında öyle uykusuna yatması ve bir atlının gelip ona haber getirmesi beni etkilemiş. Uyku Hayatımızın her anı önemli olabilir ama uyku uyumak da önemli bir olaydır. Küçük yaşlardan itibaren düzenli uyku uyursak bu yaşam kalitemizi artıracaktır. Şimdi veliler sık sık gelip diyorlar ki: "Hocam bu çocuk yatağında uyumuyor." Diyorum ki: "Bu cümle mi daha doğru yoksa hocam ben yatağında uyutamıyorum?" hocam bu çocuk arabada arkaya oturmuyor tövbe oturmuyor İlla öne oturuyor kemerde takmıyor ben arkaya oturtamıyorum ben kemer taktırtamıyorum taktıran taktırıyor kararlı olmak gerekiyor sınır koymak gerekiyor geçmişte çocuğa sınır koymaktan söz ettik gelecekte yine ayrıntı olarak söz edeceğim şimdi ben uyutamıyorum bir takım yöntemleri var Başucundaki abajörü gidip birlikte alacaksınız. İşte belki yastık kılıfını gidip birlikte alacaksınız. O seçecek, ee, olaya katkısı olacak uyumu olayında bir tuzu bulunacak çocuğu. Şimdi bir de çok sık sevgili veliler derler ki, anneler diyorlar, e, hocam bu kendi yatağında uyumuyor. Yani aslında doğrusu ben uyutamıyorum. Hocam bu yatağında uyumuyor. Hemen ayak istedim İçinize bakar mısınız? Şu anda televizyonların karşısındaki hanımefendilerden de hocam ya da beylerden hocam bu çocuk yatağında uyumuyor diyen vardır. Lütfen içinize bakar mısınız? Akşamın bir yarısı ya da tam uyuyacaksınız. Koridorda şıp 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 ayak sesi aycına sarılmış bir adı iki yaşta geldi cüp aranıza daldı. Hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu? Hocam gidiyor e çocuk o yüzden geliyor. Şimdi teorik olarak resmi açıklama şu. Evladım yatağında yatmak, insan yatağında yatar. Ne güzel yatağın var. Gece seslendiğinde biz hemen geliriz. Yatağında yat. Bu resmi açıklama. Ama çocuk yanına hele o ayıcıklarıyla geldi mi bayılıyor insan geldi. Onu, onu, onum ay canım canım benim ay sen geldin mi? Uy bağrınıza bastınız mı tövbe gitmez yatağına. Hocam burada çok yoğun tezahürat var. Anne baba yatağında izzet ikram var. Duygusal izzet ikram var. Niye gitsin yatağına? Bakınız şimdi hoşunuza gidiyor olabilir. Arada gelebilir bir pazar sabaha gelip yatabilir. Ama her yanınıza geldiğinde o çocuğa çelişkili mesaj veriyoruz. Her yanınıza geldiğinde önce hayır diyoruz. Ya da, oy 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 evet dedik. Havet olmuş oluyor. Evet mi hayır mı belli değil belirsiz bir sınır çizmiyor. Arkadaş yatağında yatacaksın. Çok güzel. Yatmadı geldi. Uy uy uy. Yerim seni. Yerim yerim. Kurban olurum ben sana diyoruz. Gitmez yatağına. Sevgili arkadaşlar. Bir hafta kadar önce de bir hanımefendi gelip aynen şöyle dedi. Bir ilde konferansım vardı. Hocam çocuğum küçükken bebekken güvenli bağlansın diye. Anneye cümleye bakın. Güvenli bağlansın diye 3 yaşına kadar aramızda yatırdık diyor. Şimdi güvenli bağlansın lafını duyunca ben o dedim. Bu veliyi okumuş. Yani günlük dilde pek kullanılmaz. Biz biraz teknik dil olarak kullanırız. Güvenli bağlanma anne Güvenli bağlanma, güvensiz bağlanma. Güvenli bağlanırsa ilkokla daha rahat gider. Güvensiz bağlanırsa ilk günler annesinin etiğini bırakmaz. İlla onu da çekip sınıfa götürmek ister. İlla. Ne dedi? Hocam güvenli bağlansın diye 3 yaşına kadar aramıza yatırdık. Siz ee, bu konu, 3 yaşımıza kadar siz bu konuda kitap okudunuz herhalde. E, ha, diyor ki yani dedi ki devam etti. Üç yaşına kadar aramızda yatırdık. Şimdi üç yaşı doldu. Yatağını yatırmak istiyoruz. Tövbe gitmiyor. Gitmiyor. Güvenli bağlantı. Aramızda yatırdık. 3 yaş doldu. Yatağını yatırmak istiyoruz. Gitmiyor. Direkt dedim ki siz filanca falanın yani söz gelişi. Siz A nokta nokta noktanın kitabını mı okudunuz dedim. Nereden bildiniz hocam dedim. O kitabında yazar dedim. 2 yaşına, 3 yaşına kadar çocuk anne babayla yatmadı. Külliyen yanlış. Tamamen yanlış. Hocam türbinlere oynamak. Gerçek bir psikolog bunu söylemez. Psikolog meslektaşların bunu söylemezler. Psikiyatristler bunu söylemezler. Hocam yani eğer tam psikolog değilseniz kökten temelden psikoloji eğitimi almamışsınız... Hocam birkaç kurslar, birkaç sertifika ile ilgili psikolog olduğunuzu iddia ederseniz çocuğu yanınıza yatırın dersiniz. Hiçbir açıdan uygun değil. Bir, sağlıklı değil, hijyenik değil. Anne babanın bütün gece nefesi var. İki yetişkinin, iki büyük burnun çıkardığı karbondioksit var yatak odasında. Ve çoğunlukla odalarımızı gece havalandırmayız batılı pencereyi iki parmak açık bırakır iki santim. Biz bırakmayız. Yatak odasına kışın soğuktur açmıyorum derseniz çoğunlukla yatak odasına yakın bir lavabo olur, banyo olur. Onun vasıtasını penceresini açmak yarar var. Kirli havadan arınmak gerekiyor. Radon gazı vardır. Topraktan çıkar. Özellikle zemin katlarına daha çok bulunur. Yukarıya doğru yükselir sevgili dostlar. Sabah 5 dakika odalarımızı havalandırmamız gerekiyor. Hadi çıkıp işe gittiğiniz şart değil havalandırmak şart değil. Ee, uyumadan önce 10 dakika pencereleri açıp odayı havalandırmak gerekiyor. Kıştır soğuktur. Evet fazla yakıt yakabiliriz. Biraz israf oluyor gözükür. Ancak çok önemli bir sağlık nedenidir odayı havalandırmak. Uyku kalitesini artırır. Hava soğudu uykuyu kaçırır. Artı bir takım hastalıkları yakalanma ihtimalimizi azaltır. Şimdi A, anne babanın yanında yatıyor hocam. İki sene. Hijyenik değil. Büyük, hafif terler insan büyükler. Efendim hormonlar sağlıklanıyor. Hijyenik değil. Yani o yatak çocuk için uygun değil. Çocuğun yatağı dahi sabahları havalandırmalı, odası havalandırmalı. Anne babayla hiçbir vakıda uygun değil. Psikolojik açıdan da uygun değil. İki yaşında diyelim e, birinci dönem bitti, oraya dönem bitti, ana döneme giriyor e, ee, az sonra e, ÖDİPAR döneme girecek. Anne babayla yatmak çocuk için uygun değildir. Psikolojik açıdan, fiziksel açıdan. Sevgili dostlar, lütfen bebeğinizle, çocuğunuzla yatmayınız. Dostlarınıza da bunu söyleyiniz. Mağazada en felaketlisi üzerine düşüp çocuğu, ufak çocuğu boğabilirsiniz diye. İki yaşında çocuğu boğamazsınız. Ama üç aylık yatır, insan hali uyuyoruz hocam. Deli uyur kimileri. Attınız altınızda kaldı. Yatağında çocuğunu boğan anneler vardır. Bu, bu dünyada bundan büyük bir felaket olamaz sevgili dostlar. Lütfen çocuklarınızı yataklarınızı uyutmayınız. Kaliteli uyku uyusun istiyorsanız küçük yaştan itibaren kendi odasında uyuyacak. Araçlar var, aparatlar var. Dedi. Gel. Yaptı. Hemen ses geliyor. Hocam belki şu yani hekiminize sorunuz, çocuk doktorunuza sorunuz. Belki bir yaşına kadar ya da 7-8-10 aylık kadar aynı odada farklı yatakta yatabilir. Yine karbondioksit açısından sakıncalı. Ayrı yatakta. Ama bir yaşından sonra kendi yatağında yatacak sevgili dostlar. Şimdi uykusuzluk. Bir, uykuya bir türlü dalamamak. Kaygının erken e, sıkıntıyla uyanmak ise şöyle diyeyim. Uykuya bir türlü dalamamak, geç uyumak, yarım saat 45 dakika uyumamak kaygının belirtisi. Sıkıntıyla uyanmak ya da erken uyanmak ise depresyonun belirtisidir. Büyük ihtimalle. İki kere erken uyandınız diye depresyonda değilsiniz. Depresif duygular olabilir. Bir aydır vakti genelde uyandığınız anda daha erken uyanmaya başladınız bir aydır iki aydır ve sıkıntıyla uyanıyorsunuz yüzünüzü yıkamak kalkmak çay koymak giyinmek hepsi bir eziyet geliyor duş almak eziyet geliyor ama öğleden sonra rahatlıyorsunuz yüksek ihtimali yüzde yüz değilse de bu depresyonun belirtisidir uykuya bir türlü dalamamak kaygının sabah alışılmıştan erken uyanmanın ve sıkıntıyla Uyanmanın anlamı ise depresyon olabilir. Herkes uykusunu almalı, hepimiz. Vücut sağlığı açısından. Ama bazı mesleklere mensup kişiler özellikle yeterli uyumalı. Bence yet bana göre uyumalı. Hekim, cerrah uykusunu iyi almalı. O şeyler arası araba kullanan, şoför, yazlık tatile gidecek kişi. Hocam pazar gecesi geç saatine kadar insan oturuyor, eğleniyor. Pazar akşamı çıktı, pazartesi evinde olması gerekiyor. Mesai yetişecek. Bu olmadı hocam. Araba kullanacak kişilerin, şoförün, pilotun, öğretmenin uykusunu iyi alması gerekiyor. Sadece öğretmeni söyleyeyim. Öğretmen yeteri kadar uyumazsa sinirli olur sevgili dostlar. Hepimiz uykumuzu almalıyız ama bazı meslekler özellikle. Uykusuzluğun pek çok zararı var. Vücuda zararı. Çok uzun süre az uyursak yıllarca az uyuduğumuzda bu hayat süremizin kısalmasına yol açabilir. Ayrıca artı. Uykusuzluk cinsel isteksizliğe iktidarsızlığa erkeklerde yol açabilir. Kadın da erkekte de, de cinsel isteksizliğe yol açabilir sevgili arkadaşlar. Az uyku kadar çok uykuda zararlıdır. Yani yaş grubunuza göre 6 saatten az olmamalı. Diyelim ki gençsiniz işte 8 saat civarı. Hadi bir cuma akşamı 9 saat uyudun. Güzel. Ama 12-14 saat uyumak, günün yarısını uyuyarak yatakta geçirmek beden sağlığı açısından uygun değil. Ne olmalı? Dengeli olmalı. Her şeyin kararı iyi. Hiçbir şeyin aşırısı iyi değil hiçbir konuda aşırıya varmak saati. Çocuğa ilgi çok ilgiliyim. Hayattaki tek gerçeğim bu. Bu çocuk bundan zarar görür. İnanın anne baba da bundan zarar görecektir sevgili dostlar. Yine bizim Erzurum'un deve hikayesi. Deveye sormuşlar. Demişler ki deve deve inişi mi seversin yokuşu mu? Deve de demiş ki neye demiş? Düz yol paralı mı oldu? Bunun orijinali daha serttir. Ben yumuşattım. Şimdi yani az mı uyuyayım çok mu? Arada az uyuyabiliriz. Öğrencisiniz, çalışıyorsunuz olabilir. Hocam üç gün, dört gün az uyudun diye kıyamet kopacak değil. Ama yıllarca az uyumak sağlıklı bir şey değil. Şimdi üç tür uykusuzluk vardır. Bir, uykuya dalma süresinin gereğinden uzun olması. Yattığınız 50 dakika, 70 dakika sonra uyuyorsunuz. Uykuya dalma süresi uzun. İki, uykuyu sürdürmekte zorlanırız. Uyandıktan kısa bir süre sonra uyanırız. Hani lavaboya gitmek için, tuvalet için kalkılabilir gece bir kere olabilir. Fakat iki üç kere uyudunuz, 45 dakika sonra, bir buçuk saat sonra, 2 saat sonra habire uyanıyoruz. Bu da bir uykusuzluk anlamına gelir. 3 kişi uykuya rahat dalar, arada uyanmaz. Sabah ancak sabah alışılmıştan daha erken uyanır ve ondan sonra da uyuyamaz. Ben bunu tüccar uyanması diyorum. Ee, Birçok kişi de var. borcu olan da şimdi herkes biraz tüccar. Yani kredi kartını ödeyemeyen de ucundan köşesinden tüccar sayılır. Kredi kartı ödeyemeyen, ticaretle uğraşan, stopajını bir türlü vergisini ödeyemeyen. Normalden erken uyanır, düşünmeye başlar. Öyle miydi, böyle miydi, yatakta döner, döner, döner. Sabaha doğru hafifçe bir içi geçer, uyanır ama yorgun, Uykus, uykusunu alamamış. Tüccar uyanması, sabaha doğru şöyle 4-5 civarında uyanmak bir daha uyuyamamak demek. Hocam denir ki uyuyamazsanız koyun sayın. Ben geçmişte saydım faydası olmuyor. Sonra hepsini köprüyü geçince me diye cümleten melemeye başlıyorlar ...iyicene uyanıyorsunuz. Hocam benim uyku öncesi hayallerim vardır kişisel. Ee, farklı senaryolar var. Bazısında yalnızsındır, bazısında eşimle, Zehra'nınla birlikte. Ama hemen çoğunda o resimde kafamdaki sahnede kedi ya da köpek de var. Bir, bir, iki tanesi. Efendim Karadeniz'de müthiş yağmur yağıyor. Ses şakır şakır sesler biliyorsunuz ama dam akmıyor. Orada o çatıdaki yağmur sesinin altında uyumak. Yağmur olmayabilir ama hayaldeki yağmurun altında. Ya da en hoşuma giden hayallerden uyumadan önce. Bunları düşününce 5 en geç 10 dakika içinde uykum geliyor. Hocam dağda bir ormanlık yerde öyle çok da tek başına değil ötede başka evler de var. Hayalde bile güvende olmak isteriz. Güvenli yer senaryosu bunlar. Bir ev var dik çatılı bir ev. Kış kar yağmış. Evin içinde şömine yanıyor, kuzine yanıyor. Bir çalışma masası var. Ufak bir kütüphane var, kitaplar orada böyle kara ağaçlara bakarak çalışabiliyoruz. İki ayrı masa ya da bir masada bazen ben bazen eşim. Şimdi köpek dışarıda ee, o hayalde ee, ancak kurt filan gelir diye köpeği içeri alıyoruz. Odunla alıyoruz kapının arkasına odunla alıyoruz. E, ee, odunla alıyorum orada yatacağız sabah bırakacağız dolaşacak. Şimdi bu iyi geliyor hoş geliyor bakın yani senaryolarım. Size hoş gelecek, güvenli yer anlamı taşıyacak bir senaryo seçip onu kullanabilirsiniz sevgili dostlar uyumadan önce bu iyi gelir. Şimdi uykusuzluk, insomnia diyoruz. Söyledik genelde uykuya uzun süre geçememek ve uykuyu sürdürmekte güçlük çekmek ya da vaktinden önce uyanmak yeterli kalitede miktarda uyuyamamak. küçük yaşlarda edinilen dedim. Uyku alışkanlığı genellikle hayat boyu sürer. Ancak dış stresler olur, ticaret olur, eğitim olur, iş olur. Aksatabilir bu. Fakat çocuklar kendi odalarında yatacaklar. En azından bir yaşından itibaren. Güvenli bağlanma bebeği anne baba arasında yatırarak sağlanmaz. Güvenli bağlanma gereklidir. Ancak yani 3 yaşına kadar yanımıza yatırdık. Hocam bu bağlanma değil, bağımlılık olur. Bağlı olsun, bağımlı olmasın istiyoruz. Bağlan, güvenli bağlanma iyi bir şeydir, bağlılık iyi bir şeydir. Bağımlı olmak patolojik bir şeydir. Tüm yaşamda uykusuzluğun muhtemel nedenleri. Şimdi sayacaklarımdan birkaç tanesi uykusuzluğun neden olabilir sevgili dostlar. Bir, Yatmadan önce alkol, tütün, kafein içeren maddeler tüketmek. Yatakta sigara içen var, yani yorganı yakan var. Olmaz. Yatak odasında bari sigara dumanı olmasın. Yatmadan alkol, tütün, kafein tüketmek zararlı. Akşam yemeğinde çok yemek. Kabusun nedenlerinden birisi. Tek sebebi değildir. Fazla dolu bir mideyle yatmak. Çok yediniz, yattınız bir de solunuza yattınız. Kabus görme ihtimali artar sevgili arkadaşlar. İki, yatmadan önce ağır beden, ağır beden egzersizleri yapmak. Üç, yatağınızı sık sık uyku dışı faaliyetlerde kullanmak. Arada bir okuyup dizinize koyup bir şey çalışabilirsiniz. Ee, televizyon seyredebilirsiniz, iyi içebilirsiniz. Fakat yoğun olarak, yoğun olarak çok, çok arada bildim. Yani yemek içmek o, olmasa daha iyi. Fakat yoğun olarak yatağa, televizyon seyretmek için, ders çalışmak için, bir şeyler yemek için kullanırsak bu uykusuzluğun nedenlerinden birisi olabilir. Yatak uyumak içindir sevgili dostlar. Yani yemek masasında uyumak, yani uyuyun da pek doğal değil. Yemek masası uyumak için değil, yemek yemek içindir. Yatak da yemek yemek için değil genelde. E, uyumak içindir. Dört, rahatsız bir yatakta yatmak, kötü bir şiltede yatmak, kötü bir yorganla uyumak, topak topak olmuş bir yorganla uyumak. Çarşafın nevresini sık değiştirmesi gerekir. Temiz olması gerekir. Temiz çarşaf yatak takımı uykuyu davet eden faktörlerden. Beş, yatmadan önce yoğun zihinsel faaliyetlerde bulunmak. Gündüz çok uyumak sevgili dostlar. Çok sayıda kişi muhtemelen beni izleyen sevgili izleyiciler arasında da şu an izleyen arasında vardır. İnsanlar bakıyorum şöyle televizyon karşısına geçiyorlar. Bütün gece kalkıp yatsam diye düşünüyor fakat bir türlü kısmet olmuyor. Uyuyor. Kalkıyor yatağa gidiyor uyku kaçtı. Şimdi televizyonun karşısında belirsiz bir uyku düzeni var. Televizyon karşısında uyumak için değil, e, izlemek içindir. 6. Odanın eşya ile dolu olması. Fazla aydınlık olması. Yani bazen olur elbiseler raflara, dolaplara sığmamıştır, taşar. Böyle bir depo kıvamında, depo görünümünde bir oda uykusuzluk getirir. Yedi, yatakta plan yapmak. Aileyle ilgili, işimizle ilgili sorunları düşünmek, planlar yapmak. Stresi yatağa yatmak. Sekiz, bir başka maddesi. Yatakta zihinsel geviş getirmek. Biliyorsunuz. Dört ay önce tartıştık. O bana böyle dedi. Ben ona böyle dedim. Oh, keşke şöyle cevap verseydim. Allah'ım inşallah bir daha der. Desin ben bilirim ona yapacağımı. Hocam buna ben bir kitabımda zihinsel geviş getirme dedim. Zihinsel geviş getirmiyor başladığınız anda yatakta ya da ayakta zihinsel geviş getirmeye başladığımızı fark ettiğimiz anda bir kelime seçin dur deyin ya da stop deyin yine başladım deyin. dur yine başladım bırakırsınız faydası yok adamı bulup cevap verin bulup cevap veremiyorsun tartışma 5 yıl geride kalmış o zaman geviş getirmek uyku kalitemizi kaçırıyor düşürüyor. Günlük yaşamdaki yaşam kalitemizi düşürüyor. Hekim vermeden, doktor vermeden gelişi güzel uyku hapı kullanmak uykusuzluğu nedenlerinden biri sorun sevgili dostlar. Sağlıklı uyku için yatak odanızda ve yaşantınızda bir takım düzenlemeler yapmak gerekiyor. Tüm önlemleri aldınız ancak yine de uyuyamıyorsunuz. O zaman ilaç alabilirsiniz. Ama lütfen ilacı kulaktan almayın, doktordan alın. İlacı kulaktan dolma bilgiyle almayalım, doktora soralım. Uykusuzluk için ve diğer sorunlarımız için kulaktan dolma bilgiyle ilaç almak yerine, komşunun tavsiyesiyle ilaç almak yerine, doktordan gelen bilgiyle, pozitif bilime dayanan bir tavırla ilaç almak gerekiyor. Slogan, komşuya sorma, doktora sor. Erken yatıp uyuyamamaya halk arasında erken yattınız bir türlü uyuyamıyorsunuz. Çok eziyet verici. Kalksam biraz televizyon izlesem ya bir kitap mı okusam ya onu da yaparsam iyice uykumu kaçacak. Erken yatıp uyuy uyuyamamaya halk arasında tavuk uykusu denir. Öyle deniyor. Geç yatıp uyuyanlara ise baykuş uykusu deniyor. Geç yatıp uyuyorlar. Bunlara da baykuş uykusu deniyor. Bir de tavşan uykusu var. Çıt olsa uyanıyor. Anneler genellikle bebeği olan anneler tavşan uykusu uyurlar. Çıt olsa uyanır. Öyle ki e, bazen bir anne çevrede gülüm eşim Zehra'mda mesela bebeği kucağında diyelim ki ya da çocuğu yanında anne diye bir ses, irkiliyor. Yani uzaktayken anne dedi irkilebiliriz ama öyle odaklanmış ki kucağında yanında çocuğu var ki anne sesini duyunca anneler irkilir. Anneler kutsaldır. Onları üzmeyelim. Çocuklarımızın annesi, eşimiz kutsaldır. Ona saygılı olalım. Yani eskiden eşlere hakaret etmeyin, vurmayın filan derdim. Şimdi bir de şunu mu desem acaba? Lütfen eşinizi öldürmeyin. Sevgili ki arkadaşlar. Ne günlere geldik çocuğunuzun annesini. Saygılı olalım, üzmeyelim, saldırmayalım. Haftada üç kez yatakta olup da altı saatten az uyursanız bir sorun var demek. Haftada üç kez yatakta yatıyorsunuz, yatakta dokuz saat kaldınız ama siz dört buçuk, beş saat uyudunuz. Önlemler. Levanta koy. Hekimler ne der? Bir, bir de hekimlere sormak istedim. Bazıları uygun olabilir diyor. Aşırı olmayan levanta kokusu. Yatmadan bir duş almak. Hafif müzik, çok sesli müzik. Batı sanat müziği, klasik müzik. Ya da New Age. Ya da sözlü olmayan Türk sanat müziği. Söz bizi uyandırır, zihnimiz çalışmaya başlar. Klasik müzik dinlemek, yatmadan. Duş almak. Karanlık ve loş bir odada yatmak. Duvarlar pastel renkli olmalı, parlak renkli olmasın. O da ılık olmalı. Kimi serini tercih edebilir, serin olabilir. Çok soğuk ya da çok sıcak olmamalı. Mutlaka yatmadan önce hatta yatarken yatak odasına havalandırmak gerekiyor. Temiz yatak çarşaf nevresim gerekiyor. Yastığın yılda iki kere değiştirmesi gerekiyor. Hiç olmazsa yılda bir kere değiştirmek gerekiyor yastığı sevgili arkadaşlar. Uykusuzluk kaçılmaz bir kader değildir. Pozitif bilimden yararlanmak, hekime danışmak gerektiğinde iyi olabilir. Güzel uykulu geçen gecelerde yaşamanız dileğiyle.